ilgili sizin düşünceleriniz? Şekerim, biz hepimiz birer işitiz. Şaka bana etmiyorum. Onlar da derecesi bunun artık çılgınlık derecesine varmış. Hepimiz biraz işitiz. Şimdi olayın başında ben gene sıradan adamın sıradan gözlemleri, sıradan duyguları, sıradan tecrübelerine dayanarak söyleyeceğim. Ben sıradan bir adamım. Şimdi Nail'in şeyine katılmıyorum. Bunlar cahil adamlar. Tam tersi. Benim babam cahildi. Annem de cahildi. Kardeşlerim de cahil. Hala cahil ama hiç terör falan bulaşmıyorlar. Bunlar cahil değiller. Ay, yarı cahil dediği zaman o doğru. O daha doğru. Şimdi zaten bilgili bir adam olsa dünyayla uzlaşır. Evet. Şimdi bilgili olmaması nedeni şu. Şimdi bunların yani hepimizin içinde var. Onun hepimiz biraz işidiz. Şimdi futbol maçında o şeylere saygısız davrananlar. O biziz. Efendim sana çok basit ama dürüstçe bir şey sorayım. Bir soru sorayım, cevap verin. Bundan önce çeşitli defalarda Türkiye'de ve başka yerlerde işte yok bilmem peygamber hakaret edildi diye kafalar kesildi. Pakistan'da işte yok Fransa'da o Hebdo, Charlie Hebdo falan bilmem ne yapıldı. İçimizden, samimi olarak ama. Zevari kurtarmak için değil. Halka şöyle bir sorsaydık. Halkın %70'i oh olmuş mu derdi. Yoksa aman efendim böyle şeyler yapılır mı derdi. Benim kanaatim oh olmuş derdi. Benim kanaatim bu. Evet, içsel. Ankara'da 102 kişi öldürüldüğü zaman kendi kendimize soruyoruz. Niye dünya ayağa kalkmadı? E biz ayağa kalktık mı ki dünya ayağa kalksın? Hemen ertesinde gene şeylerde, statlarda bir takım tezahüratlar, o arada şeyde sosyal medyada bir takım dolaşımlar, onlara ilişkin böyle şey öfkeli, hakaret dolu ölen adamlara ilişkin. Dikkat et. Yani ölen adamlara saygı değil, ölen adamlara ilişkin saygısız ifadeler oldu mu? Oldu. Kendimizi kandırmayalım. Onun için diyorum hepimiz biraz işitiz. İçimizde Batı dünyasına karşı bir nefret var. İçimizde. Çünkü sürekli tokat yiyoruz. Bazılarımız daha fazla tokat yiyor. Mesela Araplar. Şimdi kendini bir Arap'ın yerine koy. Yani okumuş bir Arap'ın, okumamış bir Arapsa mesele yok. Adam derdi değildir ama okumuş bir adam. Karşısında İsrail diye 3-5 milyonluk bir halk var. Ve bu 4 defa, öyle değil mi? Bizim yaşadığımız hayat içinde 4 defa geldi tokatladı, bir daha tokatladı, bir daha tokatladı, bir daha tokatladı. 200 milyon, 300 milyon Arap var. Evet. Geçmişle ilgili de bunların da şöyle bir duygusu var. Aman biz neler neler yapmıştık. İşte biz orta çağda bak orayı fethettik, burayı ettiler hakikaten. Evet. İslam dünyası fethediyorum. O zaman şu duyuyor adam. Bu işte bir yanlışlık var. Bu işte bir yanlışlık var. Yani nedir bu işte yanlışlık var? Dünyanın girişinde bir yanlışlık var. Yani eskiden Yahudiler de bu tür durumlarla karşılaşırlardı. Onlar da bu işte bir yanlışlıklar var derlerdi ve Mesih beklerlerdi. Şimdi bizimki başka. Bizimki çünkü biz o Mesih beklentilerine, tabii zamanımız da az. Onlar 1000 sene içinde Mesih beklediler. Yani tokat yediler, 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 Mesih beklediler. Ondan sonra da İsa çıktı ortaya. Şimdi bizim durumumuz farklı. Diyorum ya, bir yanlışlık var. Biz bir zamanlar şöyleydik, böyleydik, kahramandık, dünyayı fethettik. E nedir bizim bu halimiz? Adam görmüyor mu? Futbolda ne olduğunu görmüyor mu? Ne yapıyoruz biz? Sporcu diye dışarıdan adam getiriyoruz. Şeyi takıyoruz kendisinin sırtına Türk forması takıyoruz. Övünüyoruz. Bence affedersin ama yani çok akıllıca bir şey değil. Naim Süleymanoğlu bizim şeyimiz değildi. Haltercimiz değildi. Bulgaristan haltercisiydi. Geçen gün baktım bir kız getirmişler. Nereden bilmiyorum. Ukrayna'dan. O da yüzcümüz olmuş. Dünyaya gözünü kapamak derken benim kastettiğim bu. Ama dünyanın çeşitli yerlerinde bazı milletler tarihlerinin belli safhalarında bazı problemlerle karşılaştıkları zaman Japonlar 1860'ta karşılaştılar mı Batı'yla? Kendi işlerine bizden daha fazla kapalı mıydılar? Evet. Gördüler durumu. 1900'e geldikleri zaman Rusya'yı yendiler. 1930'a geldiğinde uçak gemileri vardı. Kore 1960'ta aşağı yukarı bizimle aynı seviyede değil miydi? 1990'a geldiği zaman ne dediğimi anlatabildim mi? Evet. Yani problemi görüyor onlar. Bakıyorlar nedir bizim problemimiz? Problemimiz bu. Nedir bunun çözümü? Ya bizim böyle bir durumumuz yok ki biz aslanız, kaplanız vesaire. Anlamıyoruz bile. Dünyayı anlamıyoruz.
Yani hala mesela şu anda bu tür olaylar olurken bile ne diyoruz biz? Hayır bizden değil, onlardan. Hayır bizim zaten, biz çok yumuşak adamlarız, çok medeni adamlarız. Kendimizi de bir öyle bir şey zannediyoruz. Biz ne yumuşağız ne medeniyiz, kendinizi kandırmayın. O stadyumlarda yapılan gösteriler. O da biziz, o da biziz. Acaba ne dediğimi anlatabildim mi? Hayır o biz değil. E kim o? Bir zamanla şeyler de yapardı böyle. Marksistler de yaparlardı. Derdin ki bu rejim kötü. Sovyet uçadayız, rejim kötü. Yok onlar komünist değil. Onlar komünizmi uygulamıyorlar. Afganistan bilmem şeydeki rejim kötü. Hayır hayır değil. E ulan işte bu biziz işte. Yani sporcusu da biziz. Öğretim üyesi de biziz. Hani şu tabii, IŞİD tabii, hani şunu söylemek istemiyorum. İslam dini tümü itibariyle şiddete izin verir. Hayır, öyle olsa hepimiz geçmişte de şiddet içinde olurduk. Evet. Ama İslam dini içerisinde, İslam dini içerisinde şiddete izin veren, şiddeti destekleyen unsurlar var mı? Gayet tabii ki var. Olmaz mı bu? Bildin mi? Yarı cahil kısmı mı oluyor burada? Ha yarı cahil. Gerçekten öyle. Evet. Aynen öyle yarı cahil. Evet. Bütün bunların maalesef hepsi yarı cahillik. Yani sıradan insan bunlarla ilgilenmiyor. Ama sıradan insanı gerçekten cahil olan, yani yarı cahil olan insana yönlendirmeye kalktı mı? Hele bir de bizim o ilkel duygularımıza hitap etti mi? Peygamber Efendimiz'e nasıl bilmem ne yaparlar? İşte yok bilmem neyi ne yaparlar dedi mi yandık işte. Evet. Geleceğini ne düşünüyorsun? Yani bu tür hareketlerin, evet, IŞİD gibi hareketlerin geleceğini ne düşünüyorsun? Çok imser olmadı mı? Onu söyledim programın ben başında da, evet. Çünkü IŞİD gidecektir, yerine MİŞİD gelecektir. IŞİD münferit bir olay değil ki. IŞİD'den önce işte El-Kaide vardık. Öbür tarafta Taliban vardı. Evet. Taliban da bunlar kadar şey düşmanı, medeniyet düşmanı, insanlık düşmanıydı. Hizbullah. Hizbullah vardı. Bu ne var? Sürekli üretiyor bunları. Evet. Bu coğrafya, bu tarih bunları üretiyor. Bu tarih, bu coğrafya üretiyor. Tekrar ediyorum. Yani bütün Müslümanlar teröristtir gibi ahmakça bir şey söyleyecek halim yok. Bunlar binlerce yıldan beridir veya en azından 1000 yıldan beri şey içerisinde, barış içerisinde yaşadılar. Hatta kendi işlerinde şeylere karşı da, gayrimüslimlere karşı da onlara belli hukuklar da verdiler. Evet. Çok abartmayalım, çok aman harika bir dünya değildi ama o zaman zaten dünya harika değildi. Şimdi gelecekle ilgili olarak ne olacak? Şimdi şekerim, benim kanaatim bu İslam dünyasının aklı başında insanlar varsa eğer, ki fazla değil, siyasi yöneticileri, yazarları ve hatta Nail'in dediği gibi İslam şeyini, dinini, hassasiyetini temsil etme iddiasında olan insanlar açık ve kesin tavır almalılar. Yani halkı ifsad eden bunlar. Açıkça söyleyeyim. Ne demektir? Ben gene söylüyorum, gene elimi vicdanınıza koyun. Şu ana geldiğimiz kadar, günde kadar bu olaylara benzeyen birçok olay oldu. Ayağa kalktığımızı gördün mü? Veya temsil değeri olan grupların ayağa kalktığı gördün mü? Orayı yaktılar, burayı yaktılar. Cümle hep şu oldu. Ya yarım ağızla biz terörü lanetliyoruz. Ama arkasından bir ama geldi hemen. Hemen arkasından geldi. Ama onlar da çok kışkırtıyorlar bizi yani. Yani bize niye böyle hakaretler ediyorlar falan filan. Doğru mu? Şimdi eğer bunlar hakikaten İslamiyet'e uygun değilse. Evet. Bu dünyada bu kadar çok işte onu temsil eden yani gayri resmi veya resmi örgütler var. Diyanet İşleri Başkanı var. Aslanlar gibi kükreyip neler yapıyorsunuz? Bu ne dehşet verici bir şeydir? Bu ne yüz kızartıcı bir şeydir? Bu ne insanla hakaretti dediğini duydunuz mu? Kusura bakmayın ben duymadım. Kusura bakmayın. Yani o kararı insanlar ama zamanla galiba alacaklar. Onlara rağmen halk şöyle anlayacak. Ya bu yolun hiç sonu yok. Şimdi dışarıdaki etkiler, dışarıdan bu işe işte ne diyelim, nasıl ifade edelim, giren eller, parmaklar, Amerika, bütün bunlar benim için ayrıntıdır. Bütün bunlar benim için ayrıntıdır. Dünyanın bütün ulusları veya bütün dinler arasındaki ilişkiler, barış ilişkileri değil, birbirlerinin altını oymaya çalışıyorlar. O dünyanın ne olduğunu biliyoruz. Niye başka gruplarla ilgili olarak olmuyor da bu Müslüman dünyasında bunlar oluyor? Aklımızı başımıza almamız lazım. Dünyayı anlamaya çalışmamız lazım.
Dünyanın gittiği yolu görmemiz lazım. Bu dünya derken ben Batı falan da kastetmiyorum. Bu dünyanın içinde Japonya da var. Çin de var. Yani dünyanın her tarafı. Biz onun dışındayız şu anda. Fark etmiyor musun? Biz derken Türkiye'yi de kastetmiyorum. Evet. Türkiye iyi kötü onun içinde. Biz daha karar veremiyoruz. Yani biz acaba hakikaten öbür tarafa mı gitsek, bu tarafa mı gitsek? Kaç seneden beri böyle yapıyoruz. Anlatabildim mi? Karar vermemiz lazım. Ve yüksek sesle bu olayları lanetlememiz lazım. Ve tabii gerekli olan askeri veya neyse yasal tedbirleri de almamız lazım.